Siyasetteki gelişmeleri de Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Barış Dostler'le konuşacağız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Çok teşekkür ederim Ece Hanım. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi İYİ Parti'den istifa eden Adnan Bekir'in açıklamalarını dinlediniz. 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verdiğini açıkladı. Bugün Durmuş Yılmaz, İYİ Parti'nin kurucularından çok önemli de bir ismiydi, ayrıldı sonra ama parlamenter sistemi geri getirmek için kurduğumuz partinin milletvekili meğer Erdoğan'a oy vermiş dedi. CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, ortağı olduğu ittifakın Cumhurbaşkanı adayına oy vermediğini söylemesini ittifakın tüm seçmenleri değerlendirecektir dedi. Hakikaten yani hem seçmen açısından hem İYİ Parti ile ilgili algı açısından, ittifakla ilgili algı açısından bu çıkış, Erdoğan'a oy verdim çıkışını nasıl değerlendirirsiniz? Bir kere için 3 boyutu var. Birincisi bizzat Sayın Bekir'le başlayalım. Belli ki Adalet ve Kalkınma Partisi önümüzdeki günlerde geçmeye hazırlanıyor ve onun yolunu yapıyor. Onun ön hazırlığını yapıyor Sayın Bekir. Yani bunca laf ettikten sonra herhalde başka bir siyasal partiye yönelmesini veya uzun bir süre yasama döneminin sonuna kadar bağımsız bir milletvekili olarak, ki gerçekten çok zordur, pek bir etkileri olmaz bağımsız milletvekillerinin, kalmasını bekleyemeyiz. Belli ki kafaya koymuş, iktidar partisine gidecek. Onun şimdi ön hazırlıklarını, egzersizlerini yapıyor. Bu işin bir boyutu. İkincisi elbette İYİ Parti açısından gerçekten dramatik, trajik bir durum söz konusu. Yani bir taraftan milletvekillerinin bir kısmı istifa ediyorlar. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne gitmek için yol yapıyorlar. Sebepler üretiyorlar. Bir taraftan milletvekillerinin bir kısmı geçtiğimiz haftalarda istifa eden örneklerde olduğu gibi İYİ Parti'nin kadın milletvekili, İstanbul milletvekili Ayşe Hanım, o belli ki Cumhuriyet Halk Partisi ile ittifakı, işbirliğini savunuyor. Ve daha kötü olan, Sayın Dikbayır'ın dillendirdikleri. Hani bırakınız tamamını, %99'u koyunuz bir kenara. %10'u bile doğru olsa bu hem İYİ Parti özelinde hem de Türk siyasal hayatının genelinde gerçekten çok vahim bir tabloya işaret ediyor. Değerli arkadaşlar, Hüseyin, kulağımdan sesi alabilir misiniz? Sesiniz size geri dönüyor herhalde, değil mi? Evet, yankı yapıyor arkadaşlar. Evet. Bir de elbette bizim siyasal hayatımızın uzunca bir dönemdir önemli bir hastalığı var. O da maalesef milletvekillerinin bu kadar sık, bu kadar yoğun bir şekilde parti değiştirmeleri. Sağdan seçiliyor, sola gidiyor, soldan seçiliyor, sağa gidiyor. Yani bunun Erkan Mumcu'dan tutunuz Ertuğrul Günay'a kadar. Dengin bir Mehmet Fırat'tan tutunuz Celal Doğan'a kadar. Kubilay Uygun'dan tutunuz efendim işte en son örneği Sayın Bekir'e kadar. Yüzlerce örneği var. Bu şimdi acaba bir kariyerizmle mi açıklanmalı? İktidarın nimetlerinin baş döndürücülüğüyle mi açıklanmalı? Muhalefetin zorluğuyla mı açıklanmalı? Ama bu kadar sık parti değiştirilen bir ülkede bence artık bunun üzerine daha bir kararlılıkla ve tutarlılıkla gitmek ve konuya bir neşter atmak gerekiyor. Yani bir milletvekili bir partiden seçilip parlamentoya girdi mi orada devam etmelidir. Çünkü seçmen milletvekilinin kara kaşına, kara gözüne değil, o partiye oy vermiştir. Ha partiye ters mi düştü? İstifa mı etti? O zaman milletvekilliği de düşecek arkadaş. O partinin en çok oy alan, geriden gelen adayı, parlamentoya girememiş olan o partiden milletvekili adayı, milletvekilliği istifa sebebiyle düşen o mebus yerine gidecek, mecliste yemin ederek görevi başlayacak. Çünkü eğer bu tarz biraz da can acıtıcı bir müeyyide bir yaptırım gelmezse, ben bunun gelmesini savunanlardanım, siyasetçilerin bu kadar yoğun parti değiştirmesine koşut olarak vatandaşın bir, siyasetçiye, iki, siyasete, siyaset kurumuna olan güveni, itibarı yerle bir olur. Benim endişelerimden biri de budur zaten. Hocam şimdi aslında yıllardan beri çok çok tecrübeli bir siyaset adamı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkenin gündemini belirliyor ve muhalefet peşinden gidiyor. Şimdi de mesela AK Parti Diyarbakır Şeyh Said Bulvarı yaparak hem muhalefeti kendi içinde tartıştırdı
hem de HDP bir nevi çiçek uzatmış oldu gibi görünüyor. Şimdi ve tabii bunun üstüne yine Salim Ensarioğlu şiddetle reddediyorum dediği için Şeyh Said'e yönelik ithamları disiplin kuruluna, İYİ Parti disiplin kuruluna sevk edildi. Şimdi burada da mesela enteresan dengeler, enteresan bir matematik var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Birincisi elbette İYİ Parti'nin özenle seçtiği, tek seçicinin Sayın Akşener'in yakın çalışma arkadaşlarla beraber seçtiği, alay-ı valayla, davul zurnayla İYİ Parti'ye katılımını selamladığı, coşkuyla alkışladığı bu isimler nasıl oluyor da bu kadar kısa bir süre sonra partiden kopuyorlar? Yani İYİ Parti bu isimlerin, seçtiği bu isimlerin, partisine aldığı bu isimlerin göğsünü gere gere bu kadrolarla biz iktidara yürüyoruz diye anons ettiği bu isimlerin siyasal tercihlerini, politik arka planlarını, ideolojik yönelimlerini bilmiyor mu? Herhalde biliyor olması gerektir. Sonuçta bunlar kamuoyunun tanımadığı, bilmediği genç, taptaze, çiçeği burnunda isimler değiller. Bunlar 40 yıldır, 50 yıldır Türkiye'de sağ siyasetin bütün partilerinde gezmiş, dolaşmış, kamuoyunun en azından siyasete meraklı yurttaşlarımızın iyi bildiği isimler. Yani Ensarioğlu'nun bu düşüncelerini İYİ Parti'ye onu çağıranlar, onu seçilecek sıradan milletvekili yapanlar bilmiyorlar mıydı? Ben biliyordum. Meral Akşener ve kurmayları bilmiyorlar mıydı? Yani o bağlamda Ensarioğlu'nda bir değişim yok. 40 yıldır savunduğu düşünceleri savunuyor. Bu bir. İkincisi, tarih ideolojilerin savaş alanıdır, muharebe meydanıdır. Her tarihçinin de zaten bir siyasal görüşü vardır. Öyle %100 katıksız, tür, nesnel, siyaset dışı, siyaset üstü, siyaseti yok sayan, onu görmezden gelen bir tarih anlayışı yoktur. Her tarihçi aynı zamanda yazdığı metnin doğası gereği bir siyasi metin yazıyordur. Ve sosyal bilimlerin doğası gereği de insanların ideolojik, politik, toplumsal, sınıfsal tercihleri yazdığı metne yansır. O bağlamda Şeyh Said bir cumhuriyet düşmanıdır. Bunu eğip bükmeden söylemek durumundayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve cumhuriyetimize karşı tam da İngiliz emperyalizmiyle, Musul sebebiyle boğuştuğumuz sırada mücadele ettiğimiz bir ortamda isyan etmiştir. O bağlamda Şeyh Said hiç öyle allamanın pullamanın bir anlamı yoktur. Hangi İngiliz belgesine, hangi Rus belgesine, hangi Amerikan belgesine bakınız. Bakın sadece Türk tarihinin arşivlerini demiyorum. Ben İngiliz ve Amerikan arşivlerinde doktor tezde çalışmış bir arkadaşınızım. Şeyh Said ile alakalı, Şeyh Said ve isyanı ile alakalı aynı şeyleri yazarlar. Şimdi o anlamda Şeyh Said'i böyle bir sivil toplum lideri, bir barış güvercini ilan etmenin bir anlamı yoktur. Bu da işin tarihsel ve siyasal boyutu. Ha bir de elbette gelelim iktidarın muhalefet üzerindeki bu nüfuzuna. E şimdi sizler, ben ve milyonlarca yurttaşımız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bir siyasetçi olarak takip ediyoruz, izliyoruz. Mesleğimiz, uzmanlık alanımız gereği ya da yurttaş olduğum, cumhuriyet yurttaşı olduğumuz için onu biliyoruz, tanıyoruz da. Peki muhalefet partileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tanımıyorlar mı? Muhalefet partilerinin eğer iktidarın muhalefet üzerinde böyle bir yönlendirmesi, şekillendirmesi, muhalefeti kendi içinde birbirine düşürme çabası söz konusu ise eğer, sorunuzda sorduğunuz üzere Ece Hanım meslektaşım, Eyvah, ses mi gitti arkadaşlar? Bağlantıda galiba bir problem oluştu. Toparlamaya çalışıyor arkadaşlarımız. Deniyor musunuz yoksa? Bir haberle devam edelim dilerseniz. O sırada halletmeye çalışalım. Ogün Samas adını değiştirmek istiyor. Hrant Dink cinayetinin faili Ogün Samas. 6 Mart. Da yeniden hakim karşısına çıkacak ancak Samas'ın duruşma öncesinde isim değiştirmek için mahkemeye başvurdu ortaya çıktı. Hrant Dink cinayetinin faili Ogün Samas 16 yıl cezaevinde kaldı. 15 Kasım'da koşullu salıverme kapsamında serbest bırakıldı. Bu kez adını değiştirmek için mahkemeye başvurdu. Samast için yargı süreci devam ediyor.
Dink cinayetinin faili Samast hakkında silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek suçundan 10 yıla kadar hapsi isteniyor. Dava 6 Mart'ta görülecek. Samast'ın duruşma öncesi isim değişikliği için mahkemeye başvurduğu öğrenildi. Son davada tutuksuz yargılanıyor Samast. Akçaabat Asliye Hukuk Mahkemesi'ne yazılı dilekçeyle başvurdu. Adının değişmesini talep etti. Samast'ın gerekçesini değerlendirecek mahkeme. Ad değiştirme talebine yönelik kararı da önümüzdeki günlerde verecek. Evet, Profesör Doktor Barış Dostlar'la konuşmaya devam edeceğiz. Ufak bir kazaya uğradı teknik sebeplerden yayın. Ses gelmiyor arkadaşlar. Şimdi geliyor mu hocam ses? Ha, şimdi daha iyi geliyor hocam. Tamam, isterseniz cümlenizi tamamlayın, başka sorum da olacak çünkü. Buyurunuz. Sayın Dostlar beni duyabiliyor musunuz hocam? Şimdi geliyor hocam. Ha. Şimdi sesiniz geliyor. Tamam. Şimdi bir soru daha var. O soru da şu. Muharrem İnce, Memleket Partisi lideri, İstanbul'da İmamoğlu'nu destekleyeceğini açıkladı. AK Parti'yi, belediyeleri AK Parti'ye kaptırmamış olacağız dedi. Diğer şehirler için de CHP lideri özellikle görüşecek belli ki. Nasıl değerlendirirsiniz bu hamleyi, bu kararı? Bir kere Muharrem İnce, Cumhuriyet Halk Partisi'nden özellikle CHP'nin Atatürkçü seçmeninin, hani Kemalist, ulusalcı, altı oka kuruluş felsefesine daha bağlı seçmeninin hak da verebileceği, haklı da görebileceği önemli saptamalarla ve çok sert eleştirilerle koptu. Fakat Muharrem İnce, ki deneyimli bir siyasetçidir, CHP'de önemli görevler üstlendi. Grup başkan vekilliği, genel başkan adaylığı, partinin cumhurbaşkanı adaylığı gibi. Fakat Muharrem İnce partisini kurduktan sonra umduğu ölçekte bir sıçrama yapamadı. Kendisinin beklediği, arzuladığı ölçekte CHP'den bir oy koparamadı. Ve son cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde de gördüğümüz gibi gerçekten alçak, gerçekten iğrenççe Muharrem İnce'ye oy verin veya vermeyin, bundan bağımsız olarak usulden ve esastan karşı konulması, cepheden mücadele edilmesi gereken iğrenç komplolarla, saldırılarla adaylıktan, yarıştan çekilmek zorunda kaldı. Şimdi belli ki Muharrem İnce bu matematik gerçeklikte partisinin de daha fazla büyüme şansı, güçlenme şansı olmadığını saptadığı, gördüğü için Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir ittifak arayışına girdi. Ha şimdi bu ittifak, Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'nin İstanbul'da desteği, acaba Ekrem İmamoğlu'nun elini çok kuvvetlendirir, elini çok rahatlatır mı? Soru bir. Soru iki, bu destek karşısında Muharrem İnce veya işaret edeceği, göstereceği, görevlendireceği bir Memleket Partili bir başka yerden, CHP listelerinden acaba belediye başkan adayı olur mu? Ya da Memleket Partisi'nin bir adayını CHP aday göstermeyerek bir ilde, bir ilçede, bir büyük şehirde destekleyebilir mi? Son günlerde gene Sayın İnce'nin adı etrafında yazıldığı, çizildiği üzere Muharrem İnce İstanbul'da verdiği bu desteğe karşılık kendisi ve partisi için bir talepte bulunur mu? Mesela Muharrem İnce Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir'den Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olabilir mi? Bütün bu sorulara, az evvel sıralamaya, özetlemeye çalıştığım bu sorulara önümüzdeki günlerde daha net cevap verebiliriz. Neden? Şundan. Bir, Muharrem İnce herhalde CHP'deki temasları CHP Genel Başkanı da dahil olmak üzere sıklaşacak, yoğunlaşacak. İki, önümüzdeki günlerde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayları da netleşmeye, belirginleşmeye başlayacak. O bağlamda biz Memleket Partisi ile CHP arasındaki bu işbirliğinin İstanbul'a sınırlı kalıp kalmayacağını, başka şehirlere yayılıp yayılmayacağını, Memleket Partisi Genel Başkanı Sayın İnce'nin CHP listelerinden bir yerden İzmir adı dolaşıyor. Henüz kesin bir reddiye de gelmiş, kesin bir kabul de gelmiş değil. Henüz konuşulmadığını söylüyorlar çünkü taraflar. Mesela İzmir üzerinde, çünkü Cumhuriyetçi seçmenin
CHP seçmeninin CHP üzerinde de hani klasik Kemalist ulusalcı altı okçu seçmenin yoğun olduğu bir ilimizdir. Orada bir adaylanın gündeme gelip gelmediğini biz ancak önümüzdeki haftalarda konuşabiliriz. Belki şunu söylemek ya da sormak lazım ama bu noktada Özgür Özel'i yayına almıştım ben seçim olmadan evvel genel başkanlık seçimi. Şimdi bizden yayından sonra yine Özgür Özel bu ekranlarda olacak. Küskün seçmeni kazanmak gibi bir kaygısı var. Şimdi Muharrem İnce de aslında tam olarak küskün seçmenin niye küstüğünü nedenlerini anlatarak o süreci yürütmüştü. Dolayısıyla onun bu görüşmelerini artırarak devam ettirmesi, o küskün seçmenin kazanılmasında Özgür Özel'in liderliğini pekiştirmesinde nasıl bir rol oynar sizce? Bir kere elbette Özgür Özel CHP'nin küskün seçmeni kimlerdir derken bunu tanımlamak, bunu çerçevelemek zorunda. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni yeterince solda bulmadığı için Türkiye İşçi Partisi'ne giden seçmenler mi? Cumhuriyet Halk Partisi'ni yeterince merkez sağa açılmadı diye eleştirerek İyi Parti'ye giden seçmenler mi? Yoksa Cumhuriyet Halk Partisi'ni partinin kuruluş köklerine, kurucu felsefesine, büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün değerlerine yeterince sadık bulmadığı için, onları kararlılıkla, tutarlılıkla, yüreklilikle savunmadığı için CHP'ye kızıp, küsüp bir kısmı Memleket Partisi'ne, milliyetçi tonları, Türkçü tonları daha baskın olanlarla bir bölümü Zafer Partisi'ne giden seçmenler mi? Öncelikle Özgür Özel başta olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi kurmay heyetinin, A takımının partideki bu kan kaybını ve partiden küsen, kızan, partiye gücenen seçmenin hangi partiye gittiğini çok iyi saptaması gerekiyor. Ancak bu saptama yapıldıktan sonra adı geçen partilerle başta da Memleket Partisi ile bir ittifak, bir yakınlaşma söz konusu olabilir. Ha, o yeter mi? O da yetmez. Bunun sürekli ve düzenli, bunun istikrarlı bir şekilde takip edilmesi gerekir ki o kızan, küsen, gücenen seçmen gerisin geri gelsin. Yoksa böyle simgesel görüşmelerle biraz dostlar alışverişte görsün misali bir araya gelip çay, kahve içmelerle o kızan seçmeni gerisin geri kazanmak çok kolay değildir.